Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Twitch dropları izlemeden çok rahat bir şekilde ister Rust, ister Valorant, istediğiniz oyun, hangi oyunun dropları varsa izlemeden alabilirsiniz. Bunun için şöyle bir videonun altında bırakacağım zaten. GitHub'da bir program var. Güvenilir bir program. Açık kaynak kodlu zaten. Yani açık kaynak kodlu demek herhangi bir virüs vesaire olmaz demek. İncelendiği zaman zaten. Şimdi şuradan bu gelecek önünüze. Şunu artı 14 diye bir şey çıkacak. Şu üsttekine tıklamayın. Buna tıklayın. Burada aşağı indiğiniz zaman abi şurada Assets diye bir seçenek var. Developer Build'in altında. Buna tıklayın. Burada Windows kullanıyorsanız, Python kullanıyorsanız büyük bir ihtimal Windows kullanıyorsunuz. Şuna tıklayıp indirelim. Şimdi şöyle bir şey açılacak. Şu açılan şeyi şöyle masa üstümüze atalım. Bunu açtığımız zaman şunu bir açıyoruz ilk başta. Bu çalıştır diyecek bilinmeyen olduğu için. Şöyle bir ekran açılacak bakın. Daha sonra bizden login isteyecek. Login'e tıklayın. Kod girin diyecek. Bu kodu nereden bulacaksınız? Bakın buraya kod geldi. Bu kodu şuraya tak diye giriyorsunuz. Daha sonra buraya şifrenizi, kullanıcı adınızı girin. SMS gelecek. Onu gireyim. Oldu. Şimdi burayı açtıktan sonra burayı kapatabiliriz. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Botu 4-5 saat çalıştırdım. Bakın. Gördüğünüz gibi dropları otomatik alıyor. Şu dropları da aldı. Şimdi böyle yapayım. Bunları kapatalım. Bununla işimiz yok. Şimdi biz nasıl dropları alabileceğiz onu göstereceğim. İlk başta settings'e girelim. Şunu bir Türkçe yapalım. Daha sonra kapatalım bunu. Tekrar açalım. Ne Türkçe olacak? Otomatik giriş yapıyor. Tekrar tekrar giriş yapmanıza gerek yok. Envanter kısmına geldik. Şey, ayarlar kısmına geldik. Buraya, şurada şuna tıklayıp şurada bir artı işareti var. Buna tıklayacağız. Artı pardon, artın yanında şuna tıklayacağız. Buradan Rust'ı bulun. Bu droplar açıkmış sadece. Rust'a tıklayın. Artı deyin. Tekrar yükle deyin. Ana sayfa deyin. Evet, şu an droplar almaya başladı. Bakın burada da envantere tıkladığı zaman eğer bağlantılı dediyse almaya başladı. Eğer non-linked dediyse tekrar giriş yapmanız lazım veya programı açıp kapatmanız lazım. Bakın burada %48, %10. Hepsini birden izlediği için hepsine biz birden şey yazıyor ve burada bakın açık olan kanallar, izleyicisi olan kanallar hepsini de gösteriyor. Çok kullanışlı, çok basit bir program. Herkesin indirip kullanmasını tavsiye ediyorum. Yani izlemeden çok rahat bir şekilde yani uğraşmadan bakın şuna da şöyle tıkladığınız zaman şuraya küçültüyor. Oyununuzu oynayın, arka planda istediğinizi yapın. Çift monitörden sürekli ben yayın açıyordum bazen. Hatta bunun CPU kullanımına da bakalım ne kadarmış. Uğraştırıyordu beni. Bunun CPU kullanımı. CPU kullanımı yok arkadaşlar bakın. 168 MB sadece bellekten kullanıyor. Çok 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 az kullanım var. Yani rahatça kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Herkese tavsiye ederim. Bu programın indirme linki videonun altında. Görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu Rust Türkiye kanalından buldum. Bu kanalda takip ederseniz sevinirim.